olacak onu bilmiyorum. Vallahi Ülke Hanım, ben çok böyle optimist bir insanım. Pozitif bakmayı çok severim. Benim daha önce Türkiye'de yaptığım işlemler de oldu. Eğer birebir aynı sistemse harika bir sistem. Şöyle çalışıyor sistem. Gidiyorsunuz, alıcı benim, satıcı sizsiniz. Tapuya gidiyoruz. Tapuya diyoruz ki buyurun evraklarımız. Bize diyorlar ki okey, evrağınızın karşılığında ödeyeceğiniz vergi ve harçlar bunlardır. Şu bankanın şu şubesine gidip bunu ödeyin. Ödediğimiz anda bankadan şeye bir sinyal gidiyor, tapuya. Bu işlemle ilgili vergiler ödenmiştir. Akabinde tapu cep telefonuna mesaj atıyor. Diyor ki saat atıyorum 4:30'da alıcı ve satıcı tapudaki şu görevliyle tapunun şu bölümünde buluşun. Süper. Süper. Gidiyorsunuz, kameranın önünde tapu görevlisi soruyor. Alıcı satıcı, evet benim işte kimlik belgeleri bunlar. Diyor sayın satıcı paranızı aldınız mı? Evet diyor. Sayın alıcı her şey tamam mı? Evet. İkisi imzayı atıyor. Kamera kayıtlarına geçiyor her şey. Çıkıp dışarıda bir 20 dakika geçiriyorsunuz. 20 dakika sonra da elinize bilgisayar ortamından çıkmış ama ıslak mühürlü, ıslak imzalı tapunuz veriliyor. Süper. Siz bir günden yani 12 saatten kısa bir süre içerisinde tapunuzu alıp evinizin yolunu tutabiliyorsunuz. O kadar. Demek ki Tabii. sistem daha kolay olacak. Çok daha kolay. İnşallah, inşallah birebir aynısıdır. Deneme yaptınız mı? Deneme yapmadım. Deneme yapan birkaç müteahhitle konuştum. Tamamdır diyorlar şu anda. İnşallah. Aynen sizin anlattığınız gibi mi? Evet, aynen benim anlattığım gibi. Zannederim kamera sistemi henüz daha yok. Onu da kurarlar diye düşünüyorum. Ama çok önemli bu. Çok önemli çünkü yani kayıt altına alıyorsunuz her şeyi. Muhteşem bir şey. Yok, ben kamerayı bekleyeceğim o zaman. Kamera Yani sistemi yok inşallah herhalde. birebir aynıdır. Dediğim gibi eğer böyleyse harika bir sistem olur. O zaman Koçan ne zaman yazıldıydı? İşte memur bugün yok, yarın gel, öyle bir şey olmayacak. Aynı gün içerisinde herkes tapusunu alacak. Harika olur. İnşallah öyledir. Keşke o kamera sistemi bütün dairelere kurulsa, çok iyi olur aslına bakarsan. Yani. Çünkü vergi dairelerinde, sigorta yatırımlarında eksik kayıt almadan dolayı çoğu insanlar, duyuyorum ben bunu, çoğu insanlar bazı ödemeleri ikinci kez yapmak zorunda kalıyorlar. Onlar da dosyalama işlemi yapmadığı için, onlar da kayıt yapmadığı için ikinci kez ödediklerini ya da daha çok fazla ödediklerini, şikayetleri duyarım insanlardan. Keşke o her yerde kamera sistemi olsa, yani en azından evrak yoksa bile Evet, seyret dönüp babam kameraları. kamerada. Çıksın yani. Niye haksız yere İnşallah herkes çok tapuğuna fazla? geçmiştir. Yani geçmek dedin. İnşallah sistemde tıkırında çalışır. Tabii ki ilk başta problemler olabilir yeni geçildiği bir sistem olduğu için ama sistem harika bir sistem. Sizin daha kolay olacak artık Herkes için daha kolay olacak. Düşünün şimdi bir işlemler. Koçan bir ayda, 1,5 ayda çıkar. Ha. Neden? Çünkü fiziksel olarak birisinin yazması gerekir. İnsan hatası olabilir. Memur iyi niyetlidir tabii ki ama bir hata yapmış olabilir. Mesela benim soy ismim Kürşat. Ben mütemadiyen hatayla karşılaştım. Çünkü T ile değil D ile yazılır. Kürşat diye yazılır. Bunda kimsenin suçu yok, hata ama. Suç senin. Değil mi? Suç da demin ne demek? Bu yani. ismi almışlar. Hele de onların Kürşat. Bizde Kürşat denir. Kürşat denmez, sığ Kürşat, yoktur yani. doğrudur. Haklısınız. Yani oraya de koymak lazım. Evet. Bir de Kürşat var. Kürşat var. Yani ama bir insan hatası, onu demeye çalışıyorum. Bunda kimsenin suçu yok. Ya bende de İranlı yaparlar. Bir anlı değil de İranlı. Allah Allah. Evet. Öyle bir durum söz konusu. Hı-hı. Evet, Remax olarak demek ki hemen hemen prosedürlerin dışında Avrupa standartlarında bizim ülkemizde de çalışılabiliyor Biz yani. Amerika standartlarında hatta. Yani Avrupa Amerika'ya göre çok daha geridir bu konuda. Biz Amerika Ha. standartlarındayız bu konuda. Gururla bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok ilginçtir. Türkiye'de belki Portekiz'i bu işin dışında tutarsak, Türkiye, Portekiz ve bir parça da Almanya, Avusturya ile birlikte bu sektörde en ileri safhada olan ülkelerden birisidir. Satış. Satış değil, standartlar, prosedürler olarak çok çok iyidir. Yani İtalya'sına göre, ne bileyim İspanya'sına göre vesaire göre çok daha ileridir Türkiye. Bu Sistemden kadar. dolayı, Evet. yani hükümetin oradaki Sistematik çalışmasından dolayı, bu sistemden uygulanabilir pozisyonda olmasından dolayı çok daha iyidir. Orada da lisanslı emlakçılığa geçilmek üzeredir. Tahmin ediyorum 1,5 yıla kadar o da geçilecek. Altyapısı hazırlanmaktadır. Nerede? Türkiye'de. Türkiye'de, evet. Ha, Türkiye'de de yok yani bu sistem. Türkiye'de yoktur. Şu anda yoktur.
uygulama geçiliyor. Bizde var. Bizde var. Bizde var, uygulanmıyor. İyi bir yasamız var, uygulanmıyor. Bir yasamız daha vardı, bizde uygulanmıyor. Geçen hafta konuşmuştuk. Neydi? Bir şey malın... Tapuya kaydı. Evet, tapuya evet, kaydı. Aynı yasa kapsamındadır İlke Hanım'ı. İkisi emlakçılar kayıt ve işlemleri yasası kapsamı altındadır. Bu iki bahsettiğimiz, hatta üç lisanslı emlakçılık, evet, sigorta artı gayrimenkulün tapuya kaydı. Hepsi aynı yasa tahtındadır. Aynı yasa tahtı. 38-2007 emlakçılar kayıt ve işlemleri yasası. Ama bu kadar düzgün çalışan bir firma olarak siz niçin bastırmazsınız, diretmezsiniz? Biz çok bizim bastırdık. Bizim ülkemize bir şeyi sürekli gündeme getirilmezse, sürekli gündeme getirilmezse olmuyor. Mesela askerlik yasasıyla uğraşıldı, sürekli gündeme getirildi. Sürekli, evet. Çünkü mağdur olan insanlar vardı, yurt dışında evlatları olan insanlar vardı, ülkeye giriş yapamayan. Evet. Sürekli onların baskılarıyla nihayet dün gece geçti. Evet, şimdi, hayırlısı olsun, o da şahane bir şey. Evet, çok hayırlı olsun. Yurt dışındaki insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Saraya doğru gidiyor. Ülkelerine bir an önce dönsünler. Evet, yani bizi burada çünkü tatil yapsınlar, yatırım yapsınlar. İngiltere'den çok izleyen evet, izleyicilerimiz var bizim ve evet, biliyorum ki İngiltere'de yaşayıp da bu yasayı bekleyen çok insan var. Onun için buradan da duyurmak istiyorum. Yasa dün 11 civarlarına geçti. Evet. Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandığı zaman hemen uygulamaya geçecek. Ve orada yaşayan vatandaşlarımız, biliyorum çünkü birçoğu da yatırım yapmak istiyor Deniz Bey. Ülke Hanım, yani benim İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımıza çok büyük saygım var. Neden biliyor musunuz? Evet. O insanlar resmen günde 12 saat, 15 saat çalışırlar. Evet. Gerçekten çok çalışkan insanlarımızdırlar. Gerçekten evet, çok çalışkan insanlarımızdır ve yazıktır. Biz burada bu ülkede nüfus artırmaktan bahsediyoruz. Bizden daha fazla nüfus, Kıbrıslı Türk, orijinal Kıbrıslı Türk nüfus İngiltere'de, orada burada yaşıyor. Ve evet, hakikaten çalışkan, hakikaten sermaye birikimi olan, zanaatı olan evet, insanlarımızdır bunlar. Evet. Ve biz bu insanlarımızı işte askerlik yasasıdır. Nedir? Küçük küçük problemler yüzünden ülkemizden uzak tutuyoruz. Ve düşünün, tamam, birinci jenerasyon buradan gitmiş olanların ülkeye bağı var. Onların çocuklarının işte tatile gelir gider yine bir bağı var. Ama torunların, yani ikinci jenerasyon çocuklarının bağı gittikçe azalır. Yazık, günah. Yazık, günah. Biz bu insanları adaya çekmemiz gerekir. Çünkü biz aynıyız yani. Hep birlikte. Yani biz nüfus artışından bahsederken bizim orada 300 bin nüfusumuz var. Evet. Yani buyursunlar, çok başımızın fazla üstünde yerleri var. Hakikaten çok saygı duyduğum, çok çalışkan insanlardılar. Evet, yani bilinçli insanlardılar aynı zamanda. Ama ben sadece şunu istiyorum onlardan, rica ediyorum. Oradaki hayatlarını unutsunlar. Yani İngiltere'deki evet, yaşadıkları sistemdeki, işte gerek sağlık konusunda, gerek trafik konusunda, ne bileyim devlet daireleri konusunda, evdeki şeyle o sistemi unutup, biraz daha aşağıda ama huzurlu bir sistem. Yani evet, bizde de yani en azından evet, huzur var, rahat var, çok fazla televizyon seyretme. Bizde yani, bizde hayat kalitesi çok yüksektir. Yani ya trafik problemimiz yok. Evet. Hayat, hayat kalitesi, bakın yani bu parayla da ilgili değil. Bizde evet, trafik yok. Ne bileyim işte uyuşturucudur, odur budur, yok veya çok az. Çok az evet. Hırsızlıktır, bilmem nedir, çok az. Cinayet minayet işte yılda bir tane ya duyarız ya duymayız. Bir de ailevi bağlar çok güçlü burada. Özellikle anne babayla çocuk ilişkileri. Düşünün, hangi ülkede var işte çocuğunuz olacak da anneniz babanız bakacak veya kaynananız kayınpederiniz bakacak. Yani bunu düşünün, İngiltere'de Amerika'da gidin söyleyin. 100 kişiden belki 3'ü 5'i ancak yapabilir. İşte neredeyse yarısı toplumun bunu yapar. Evet. Yani, o şekildedir yani. O şekildedir. Biz yani geçen de birisi söylemişti, çok hoşuma gitti. Biz ataerkil değil, çocuk erkil bir toplumuz. Yani atalar çocuklara bakar. Evet. Çocukları kayırır, işte evi yapar, ne bileyim onların çocuklarına bakar vesaire. Hı. Bu bizim hayat standardımızı çok yükseltir. Bakmayın. Kesinlikle. Hava güzel. Dün akşam yine bir sürü yağmur vardı. Bugün yine güneş açtı. Dolayısıyla yani çok güzel şeylerimiz var. Biz bu insanları, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Çok mutlu oldum. İnşallah hayırlarına yani, da bu. Yani gelmek isteyen çok insan var. Geçtiğimiz haftalarda bayağı program yaptık burada. İngiltere'den mesajlar geldi. Hı hı hı. Çok insan var. Tabii canım. Gelmek isteyen, ama lütfen diyorum. Ben her seferinde bunu söylüyorum. Lütfen İngiltere'deki yaşadığınız hayatı unutun. Belki buraya başka şeylerde işler yolunda gitmeyebilir ama huzurunuz, mutluluğunuz, evet, kemikleriniz. Çünkü evet, çok insanın kemiklerinde rahatsızlık var. Tabii. Ve doktorları tavsiye eder ki daha sıcak memleketlere gidin, yerleşin sağlığınız için. Ya biz yılda 300 gün güneş gören bir ülkeyiz.
Hı-hı. İngiltere herhalde bu. Yani bilemiyorum ama yani çok güzel bir durum. Yok, bu askerlikten kurtarılması bu vatandaşlarımızın.